stüdyonun arkasında yerinde duramayan bir hanımefendi var. Sibel Hanım var. Yeşim'cim, seni şöyle yanıma alayım. Ve efendim gerçekten o da çok çekmiş bir kadın. Evlattan Allah hiç kimseyi ayrı bırakmasın, hiçbirimizi. Allah evlat acısı yaşatmasın. Amin. Çok zor günler, yıllar geçirmiş ve 25 yıl sonra benim kızım olabilir dedi. Bugün de stüdyomuzda kucaklaşacaklar. Hani kan çeker diyoruz ya. Bakalım, Yeşim de anne kokusu duymak istiyordum diyor. O da evladının kokusunu arıyor. Efendim, Yeşim Hanım'la Sibel Hanım'ın buluşması için böyle kuvvetli bir alkış rica ediyorum sizden. Benziyor. Ve ben eşime her zaman diyordum, annem acaba renkli gözlü mü, renkli gözlü mü diyordum. Acaba annenin kokusu nasılmış? Ay inanmıyorum. Hiç koku sürmedi. Güzel miymiş? Diyor ki kızıma benziyor. Bizim kızımız renkli gözlü. Acaba annem mi renkli gözlü demiştim de. Güzel miymiş? Sarı, sarı gibi utanma miymiş? Sarı. Allah çok sevdi. Evet. Ağlamak yok. Madem ki anne kokusu var, anne ağlamıyor. Sen de ağlamayacaksın. Tamam. Anne ağlamıyor. Zaten Rahmi Bey verdi. Cuma günü verdi. Evet. Evet. Hocamız da verdi. Ben zaten biliyordum. Gel, ben sizi şöyle alayım. Sibel Hanım, demiştiniz ki bir sarılmam lazım. Şöyle buyurun, evet, sizi şöyle alayım. Evet. Yurdagül Hanım da... Ben Yurdagül Hanım'ı öpeceğim. Evet. Ben onu öpeceğim ben. Onu 15 gün evinde... Bu var ya, bu gerçekten bir anne. Beş çocuğunun yanına bu küçük bebeği de alan... Bu gerçekten bir anne. Kimse ağlatamadı, bak seni ağlatacağım beni Yurdagül Hanım. Oy, oy, oy. Sibel Hanım, senin demiştiniz Allah'ın ki benim bir yeşime sarılmam lazım. Ben yeşime sarıldım. Evet. Yeşimin hisleri benim için çok önemliydi. Yeşimin nasılmış? Güzel mi? Ağlamamak için şeyim duruyorum. Ağlamayacağız. Sonra biz baş başa kaldığımızda ağlayacağız. Sevinçten ama. İnşallah. Herkese inat, sevinçten ağlayacağız. Yeşim Hanım, ağlamayın çünkü biz de dayanamıyoruz. Hele ben hiç dayanamıyorum. Deminden beri haftaya ağlayarak girdik ama... Abim de ağlama tabii dedi. Tabii sevinç gözyaşları bunlar. Allah hep böyle güzel, sevinçli günler yaşamayı nasip etsin. Ağlayacağım. Ağla. Aman siz de ağla ağlama be. İsteyeni ağlasa, istemeyeni ağlasın. Sanki şey gibi böyle... Kamp gibi. İsteyen istediğini yaşa. Alın ben size birer tane de mendil vereyim. Ben de ağlayacağım. Ha. Sen de ağlıyorsun orada. Erkekler ağlamaz diye bir şey yok. Alın isteyen ağlasın. Ağlamayan insan, ağlayan insandan zarar gelmez. Tabii ki ağlayacağız. Çok insani bir duygu bu ya. Aa, ister sevinç ister hüzün. Ay, amma da yağmur yağıyor duyamıyorum ha. Biraz da sesleri yükseltir misiniz? Bak bakalım nerede beni var. Ben ihtiyar olduğum için buraya toplandı geldi. Yeşim, görür görmez bana döndü Sibel Hanım ve dedi ki kızıma benziyor. Evet. Ben kızımı benzettim ve her zaman diyordum yani ilk aklıma gelen şey oydu. Acaba annem renkli gözlü mü? Hani eşim de benim halalarım da öyle deyip geçiştiriyordu ama ben inanıyordum yani bunu hissetmiştim. Siz sarı köşe, gözleriniz kahverengi. Çocuk ama renkli gözlü olunca... Babasına da çok benziyor. Babanın kopyası.
Naz babasının kopyası. Ama gözlerini benden almış. Ben onu ilk gördüğümde zaten dedim, bilmiyorum. Sosyal medya hesabından. Herkes birbirinin evet. sosyal medyalarını karıştırıyor. Onu yapıyoruz. Evet. Yani başkaları da çıktığında yapıyordum ben. Evet. Bakıyordum. Acaba benim kim diye. Aynen yani. Öyle. Ama Sibel Hanım şunu merak ediyorum ama. Dediniz ki ben bir koklayacağım onu dediniz. Hani anne kokusu, evlat kokusu. Şimdi o koku... Ben kokladım. Heh. İşte ben zaten kokusunu aldım oradan. Ben aldım oradan kokusunu. Kokuyu takip ettim diyorsunuz. O hep anne kokusu. Anne kokusu. Hiç baba kokusu duymadım ben ağzından çıktığından beri. Evet, hep annem, annem, annem. Yok, onu da merak ediyorum. Tabii ki edersin onu da merak. Yeşim, hislerini bir öğrenelim. Evet. Bu daha da tarihsizleşti. Yani anlatılacak bir duygu değil. Yıllardır istediğim bir şeydi. Evet. Senin için güzel İyi mi? Ki, iyi ki hayattalar, iyi ki bu kavuşmayı gerçekten yaşayabildik. Ağlatmayın. Bir çocuğu sevmek farklı bir şey. Ruhla sevip ruhsuz sevmek değil mi? Nasıl? O ruh var mı annende? Gerçekten. Ruhsuz değil değil mi annen? Yok, öyle görünüyor yalnızca. Yok, yok. Değil mi? Ama bir çocuğu annenin sevmesi farklı şey. Yeah. Ama Sibel Hanım onu bana anlattı. Onu Barbaros da aslında çok güzel anlattı. Biz yıllarca çok kapı gezdik. Çok yere bu Merve Şelale diye gittik ama hep ümidimiz kırıldı. Bu da tabii ister istemez Sibel Hanım'ı da Barbaros Bey'i de katılaştırıyor. Bir duvar örüyor. Yaşanılır bir şey değil yani, kolay karşı bir şey değil. Karşı taraf için de çok zor oluyor. Yani o karşılaştığın çocuk için çok zor. Ben kendimden geçtim. Yani siz zaten durabiliyorsunuz bir şekilde, artık onun yolunu öğrendiniz. Ama o çocuk, yani onların yaşadıkları, ben küçücük şöyle söyleyeyim, Konya'da bir çocuğa gittim ben. Çocuğa gitmeden önce konuştum, ettim. Bu işte verilip alındıkları yerde, bunu verip aynı gün başka bir çocuk almışlar. Kız çocuğu, yaş aynı, her şey aynı. Ben ortalığı kaldırdım ayağa. Benim çocuğum diyor. Dedeyi falan esir aldım ben. Çocuğu görmedim daha ben. Ortalığı bütün ayağa kaldırdım. Sosyal hizmetleri ayağa kaldırdım. Ay, izlese de o sosyal hizmetlerin psikoloğu oradaydı. Sibel Hanım dedi, ya ben gördüm ama böyle bir anne görmedim. Hani başka çok yaşadığımız konular oluyor. Anneler geliyor, bu benim çocuğum diye saldıranlar gördük diyor. Yani ondan sonrası yıkım. Ben yanaşmak istemiyorum. Üzülmelerini istemiyorum, incilmeni. Ben zaten çok incildim. Ben çok incildim ama küçücük canıyla onların incilmesinin telafisi yok. Çok zor. Şimdi telafi edecek benim kızım, koklaya koklaya. O kokudan ne kadar telafi edecek tartışılır. Ondandır benim bu tavrım. Üzülmemek adına benim bu tavrım. Ben içeride de ne dedim? Acaba hissedecek mi onu? Çünkü bu gerçekten çok önemli. Hissediliyor bu. Bu hissediliyor Çünkü yani. Siz daha evvel başka çocuklara da sarıldınız. Peki sizin hissiyatınız ne şu anda? Benim hissim zaten diyorum ya. Benim Beni hissim, buraya getiren. Benim hissim ya. Zaten Antalya'dan buraya geldi. Yeşim, peki sen? Ben kızımı görünce zaten annemde o hissi yaşadım. O kızımın yani... kızı. Benim kızım ne hissetti? Hayır, yani annemde kızımı görmek. Evet, o benim annem demeye yetti. Yani kokuya falan gerek kalmadı. Kokuyu bulamamış benim kızım. Hayır, hayır. Çok tuhaf. Daha yani sarılmadan ben sende kızımı biliyorum gördüm. Biliyorum anneciğim, biliyorum. Peki ama şöyle söyleyeyim. Bir de sana dur, güzel bir hediyemiz var. Evet. Şu hediyemizi de bir getirin. Rica etsek, evet.
Zerocuğum arkadan bir hediyemizi getirir misin? Ay şuradan alayım ben. Öyle mi? En büyük hediyesi burada değil mi? Evet. O zaten Nazım'ın hediyesi. Gel. O zaman dur. Sana hem ben sana iki tane hediye getiriyorum o zaman. Oo. Bak sana bir kardeş daha getirdim. Bak hem de sana hediyesiyle gelmiş Duygu. Ağlama. Ağlama. Ya ağlama. Kardeş ister misin kardeş? Ya, ağlama. Çok... Ağlama. O titriyor. Titriyor. İkisi de minnak ya. İkisi de minnak. Bana bu kadar sarılmadınız. Yani ben o kadar rahatladım ki. Hani hadi beni otur, kabul gel. Edecekler mi gel sorusu otur. Vardı bende. Ay kıyamam sana ben. Duygu sana daha doğrusu senin kızına bir yeğenine bir hediye yapmış. Ay, ben bana da söylemedi içinde ne var. Bir aç bakalım Yeşim, ben de merak ettim. Bir açayım dedim açtırtmadı. Şey, biraz sıkı bağlamıştım ama. Kaydırın böyle anneciğim. Kaydır böyle, yandan. Kaydırılacak bir şey değil. Hayır hayır. Şöyle oturacağım. Şöyle kaydırttır. Şöyle açıverin. Bu Naz'ın hediyesi. Naz'ın hediyesini siz açıyorsunuz. Biraz ayıp ediyorsunuz ama. Olsun biz şimdi merak ettik. Sen yine paketleriz biz onu. Daha küçük o anlamaz. Ver abicim onu. Ya bir de o var değil mi? Yeşim'e bakar mısın? Beni kabul ederler mi diye soruyor. Yavrum ne demek kim ya? Soruyor? Yeşim beni kabul ederler mi diye çok endişeli. Ama insan düşünüyor yani sonuç olarak. Abicim nasıl düşünüyorsun? Sen öyle bir şey düşündün mü ya? Bu da ona küçük bir mektup yazmıştım. Anneciğim. Teyzesinden oluyor değil mi? Teyzesinden ilk hediyesi. Canım çok bir de ona bir mektup yazmış. Ay onu şimdi burada okumayayım. Onu burada evet, okumasın. Onu o okuyacak. Evet. Yok. Okusunlar canım o kadar geldiler. Oku bakalım Yeşim o zaman. Teyze okusun. Da. Tamam. Duygucuğum sen oku kendi dilinden. Sen oku ablası sen oku. O şimdi Naz, merhaba ben Duygu teyzen. Bunlar sana ilk sözlerim. Biraz geç kaldığım için senden özür dilerim. Ama sana geç kaldığım her günü telafi edeceğime söz veriyorum. Alamam. Fotoğrafını ilk gördüğümde yaşadığım duyguyu tarif edemiyorum. İçimde oluşan sevgiyi sana ömrüm boyunca yansıtacağıma söz veriyorum. Henüz beni tanımıyor olsan da seni seviyorum. Ömrünün gülüşün kadar güzel olsun. Bir teyze böyle olabilirdi değil mi? Ben çıkabilir miyim? Ay. Evet. Duygu baktın ki annen sarıldı, abin sarıldı, dayanamadım ben de geleyim dedim. Aslında bir kardeşin daha var burada. Aha. Evet. Bir kardeşin daha var. O biraz daha böyle herhalde duygularını içinde yaşayan. O böyle annene benziyor. Anne de öyle bakar mısın Sibel Hanım ağlamayacağım ağlamayacağım dedi. Gözleri dolu dolu olunca kaçtı. Ama aile fotoğrafı için bir fotoğraf çektireceğiz, öyle mi? Aa bak bu da çok önemli bir telefon. Şey yapalım. Evet. Bir de tabii bu tabloda eksik isim Yeşim'in babası. Yeşim tabii babasını da tanımak istiyor, babasıyla da konuşmak istiyor. Baban Türkiye'de değil. Türkiye'de olmadığı için o da gelemedi. Ama arkadaşlar telefonla bağlayacaklar. Az önce telefondaydı, şimdi hattımız düşmüş. Bakalım bir daha denesinler. Baban zaten annen sormuş yani bu bizim kızımız mı diye fotoğrafı gösterince. Bizim kızımız demiş. Tabii en son yanında olan kişi o. Onun da hiçbir şüphesi yok. Bir tarafıyla da işte Yeşim diyor ki beni kabul ederler mi? Bak seni kabul etmişler. Teyzesi mektubunu bile yazmış kızına. Niye yani, kabul etmesinler? İnsan düşünüyor Müge Hanım. He? Yani insan düşünüyor. Sonra 25 sonra çıkıyorsunuz hayatlarına geliyorsunuz. Sonuçta ben onlar için tanımadık bir insanım. Nasıl tanımadık bir insanım? Sen benim kardeşimsin abim. Sen benim canımsın ya. Sen benim canımsın abim. Sen öyle şey, şöyle düşün.
Sen her zaman bizim evimizdeydin ki. İşte ama ben o süreçleri tabii ki bilmiyordum. Tamam, bilmediğin süreçler hakkında yorum yapmıyorsun. Evet. Beni kabul ederler mi diye düşünmüyorsun. Sen kabul etmesem, etsem de etmesem de sen benim kardeşimsin yani. Bunu hiç kimse değiştiremez. Benim kardeşimsin. Kabul edilmeyecek diye de bir şey yok. Biz bak aslanlar gibi bu yaşa gelmişsin. Bir yuva kurmuşsun, çoluk çocuk sahibi olmuşsun. Gayet de iyi bir konumdasın, düzgün pozisyondasın. Niye kabul edilmeyecek abim? Sen ne olursan ol ya, kabul edilmeyecek durumun yok. Sen benim kardeşimsin. Aferin sana işte. Abi böyle lazım. Abi böyle durumlarda lazım. Evet. Tabii. Abi içinde neler yaşıyor bir bilseniz imkanım şu an. Annem gelecek, ben gideceğim galiba. Öyle gözüküyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Vallahi 25 yıl sonra da şu anın tadını çıkartın. Her zaman da böyle şeyler yaşanmaz herkesin hayatında. Doğru. Şey gibi yani. Çok büyük bir hediye aslında. Peki telefon attınız da mı? Peki Yeşim bir alo der misin? Baba? Efendim? Efendim? Alo? Alo? Efendim? Nasılsın baba? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Keşke... Geliyorum, yarın oradayım. Aa! Öyle mi? Öyle. Seni çok aradık ama sonunda bulduk. Zafer Bey, gözünüz aydın sizinle. Teşekkür ederim efendim, sağ olun kızımı bulduğunuz için. Vallahi güzeller güzeli bir kız buldum size. Sizden... Şimdi arkadaş telefonu açacağım diye yayından izliyorum sizi yani. Öyle mi? Bekliyorum da... yarını sabırsızlıkla. Aa, şimdi bir heyecan daha oldu evet, sana. Yarın da baban geliyor. Harika bir şey. Bu yol bitmez bile bugün. Siz yavaş yavaş gelin yine de. Evet. Yavaş geliyorum efendim. Sağ olun efendim. Telaş yapmadan. Zafer Bey, o zaman yarın da sizi bekliyoruz. Tamam efendim. Tamam efendim. İyi yolculuklar diliyorum size. İyi yayınlar. Evet. Teşekkür sağ ederim olun, efendim. Çok mersi. Görüşmek dileğiyle. Nerede Sibel Hanım? Ya bir fotoğraf çekelim aslında benim daha bugün de çok haberlerim var. Evet. Hayır benim de o kadar hoşuma gitti ki böyle sanki kendim o şeyi yaşıyormuş gibi. Oh ağlattım seni işte. Ha, tamam. Gel öyle. Aman sal kendini diyorum sana. Gel hayatım sen de yanıma gel. Şöyle güzel bir fotoğraf çektirelim. Ama yarın tabii bu fotoğrafı yine tazeleriz ama bu da albümümün en güzel fotoğraflarından biri olacak. Gel gel. Enişte de gelsin. Aynı fotoğrafı gel. Gel. Vallahi bilmiyorum enişte gelmek istiyor mu gelme ona hiç dokunmadı. Enişte de gelsin. Enişteye de ben bayıldım Allah bozmasın gerçekten. Enişte benim meslektaşım. Vallahi doktor bey ben o göğüs hastalıklarıyla ilgili 1000 tane soru sordum doktorların biliyorsunuz hani. Problemli bir durumudur. Doktor görür görmez bütün hastalıklarımızı sıralarız. Peki. Efendim bu da işte en yeni aile fotoğrafımız. Gerçekten çok mutluyum. Bir ömür boyu da dilerim bir daha ayrılmazsınız. Çok mutlu olursunuz. O aile bağlarınızı inşallah kurarsınız. Biz şöyle el sallayalım.